Merhaba dostlar, ne yaptınız? Bu sabaha karşı Disney tüm ürünler için yatırımcılarına bir sunum yaptı. Star Wars'tan Marvel'a, Pixar'dan Disney Plus'a birçok açıklamaya şahit olduk. Bu videoda Marvel konusunda yapılan açıklamaları sizinle paylaşacağım. Daha önce söylenen yalanların ortaya çıkması da cabası. Biraz abartılı oldu. Diğer konuları her zaman olduğu gibi Kafeinsiz Artı kanalımızda yayınlanan bu hafta programında bulabilirsiniz. WandaVision için Disney Plus mı almak istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile %20 indirimle maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız. Hatalarına elveda diyebilirsiniz. Üstelik VPN'lerin yavaşlığı ile de uğraşmazsınız. İndirimli abonelik veya ücretsiz denemek için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Kevin Feige'nin tanıttığı ilk içerik WandaVision dizisi oldu. 15 Ocak'ta Disney Plus'ta yer alacak diziden yeni bir fragman da bu açıklamayla birlikte yayınlandı. Daha önce bildiğimiz bazı isimleri de görme şansımız oldu. Captain Marvel'dan hatırlayacağınız Monica Rambeau, Thor ve Avengers'tan hatırlayacağınız Darcy Lewis karakterlerinin yanı sıra Ant-Man serisinde ajan Jimmy Woo olarak gördüğümüz Randall Park da fragmanda kendine yer buldu. Fragmanın en etkileyici sahnesi ise şüphesiz Vision'ın kafasında parçalanan zihin taşı oldu. Belli ki yaşadığı travmayla güçlerinin kontrolünü kaybeden Wanda kendi dünyasını yaratarak birçok insanı bu dünyaya hapsedecek ve olaylar olaylar. Hoş bunu zaten biliyorduk. Bu konu üzerine çok içerik üretildi. Hızlı geçmek adına detayları atlıyorum. Ardından daha önce duyurulmuş olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi tekrar tanıtıldı. Hatta Wanda'yı canlandıran Olsen'ın da şu an sette olduğu açıklandı. Zaten bu diziyle filmin birbirine bağlanacağını biliyorduk. Ayrıca paralel evrenler arasında seyahat etmesiyle bilinen Marvel karakteri Miss America ya da America Chavez'in bu filmde yer alacağı, Sochi Gomez tarafından canlandırılacağı da resmiyet kazandı. Kötü haberse filmin 2022 Mart'ına atılmasının kesinleşmiş olması oldu. Doctor Strange filmi açıklanırken bu aylarda özellikle gündemden düşmeyen Spider-Man 3 filmiyle ilgili de önemli bir detay öğrendik. Hatta bu detay belki de tüm teorileri ya da bir kısmını doğrulayabilir. Yeni Spider-Man filmi de Doctor Strange filmine direkt olarak bağlanacak. Yani farklı evrenlerin Örümcek Adam filminde de olacağı neredeyse kesin. Yine de resmi duyuruya kadar Tobey Maguire ve Andrew Garfield haberlerine temkinli yaklaşmanızda fayda var. Çünkü bazı yerlerde onaylandı diye duysanız da onaylayan kişilerin Marvel ile bir ilgisi olmadığını, sürekli Marvel ile ilgili teorilerle karışık bomba haber üreten insan insanlar olduğunu bilin. Benim düşüncem eski filmlerdeki kötüleri görsek bile belki minik cameolar dışında örümcek adamları görme ihtimalinin çok düşük olduğu yönünde. Marvel'ın patronunun tanıttığı diğer bir dizi ise The Falcon and the Winter Soldier oldu. Sebastian Stan ve Anthony Mackie'nin geri döneceği dizinin bir Marvel Sinematik Evreni filminin 6 bölüme ayrılmış hali gibi olacağı söylendi ve ilk kez bir tanıtım fragmanı yayınlandı. Hızlıca gözüme çarpan birkaç detayı da belirteyim. Iron Man 2'de gördüğümüz çantaya benzer bir çantada Falcon'ın yeni kanatlarının olduğunu görüyoruz. Amerika'nın siyah bir Kaptan Amerika'ya hazır olmadığını düşünen hükümet kendi gördüğünüz gibi başka bir Kaptan Amerika seçmiş. Muhtemelen çizgi romanlardaki John Walker'ı ve yine muhtemelen bu dizinin sonuna doğru herkes Falcon'ın Kaptan Amerika olduğunu benimseyecektir. Bu arada ikilimizin bu seride bölücü terörist grup Flexi Mesh'e karşı savaşacaklarını da söyleyeyim ve bu yolda daha önce düşman olarak gördüğümüz Baron Zemo rolüyle Daniel Brühl de onlara yardım edecek. Zaten bu tanıtım fragmanında da ailesini andığı bir sahne gösteriliyor. Uzun süredir beklediğimiz fakat pandemi nedeniyle ertelenen bile Black Widow'un ise beklenildiği gibi Disney Plus'a gelmeyeceğini öğrendik. Muhtemelen Warner Bros'un açıklamasından sonra herkesin isyanı Disney'i korkutmuş olacak. Ya da Warner Bros'un filmleri HBO Max üzerinde ekstra para istemeden dağıtması da olabilir. 7 Mayıs'ta hala vizyona girmeyi hedefliyorlar. Belki de Marvel sinema evreninin en çok sevilen karakteri Loki'de sıra. Owen Wilson, Gugu Mbatarov, Sophie Di Martino, Wunmi Mosaku ve Richard E. Grant de Tom Hiddleston'a eşlik edecek. Gerilim ile komedi arasında bir tonu olacak film yayınlanan fragmanında doğruladığı üzere Endgame sırasında kaçan Loki'nin paralel evrenleri koruyan TVA ile mücadelesini anlatacak gibi duruyor. Muhtemelen Endgame'de kaçarak evrenin döngüsünü bozduğu için onu yakalamışlar. Fragmanın en önemli sahnesi de Loki'nin Heimdall'a seslendiği ve Bitfrost'un çalıştığı an. Acaba Loki farklı bir zamanda olmasına rağmen yeni Thor filminde kendine yer bulabilir mi? Ayrıca Heimdall'ı canlandıran Idris Elba ve yönetmen Vaititi'nin yakın zamanda birlikte görüntülendiğini de söyleyelim. Bu da Heimdall'ın sıradaki Thor filminde de yer alabileceği dedikodularını ateşlemişti. Dizide yer alması bu dedikoduları daha da arttıracaktır. Uzun süredir konuşulan gelecek yaz izleyeceğimiz Marvel'ın animasyon dizisi Vadif fragmanı da gelen diğer bir iş. Kaptan Amerika'nın zombi olduğu, Black Panther'ın Star-Lord yerine uzaya kaçırıldığı, Peggy Carter'ın ise Kaptan Amerika yerine Stark'ın deneyine katıldığı alternatif bir dünya yaratan dizi için çok heyecanlıyım açıkçası. Bu fragman heyecanımı daha da üst seviyeye çıkardı. Üstelik hepsini de filmde rol alan oyuncular seslendiriyor. Bir yandan yeni fragmanlar gelirken bir yandan tamamen uzak doğulu kadrosuyla Çin'de büyük kişi hedefiyle yola çıkan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'in çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Marvel Sinema Evreni'nin 4. evresinin ilk filmlerinden olacak iş 9 Temmuz'da vizyona girmeyi umut ediyor. Disney Plus'ta önümüzdeki sene yayınlanacak Miss Marvel'da tanıtılan işlerden bir diğeriydi. Pandemi nedeniyle internet üzerinden düzenlenen oyuncu seçimlerinde sonucunda Iman Velani'nin bu rolü aldığını öğrenmiştik. Miss Marvel'dan bir ilk bakış videosu da geldi. Bizim aklımızdaki soru ise Miss Marvel'ın en yakın Türk arkadaşı Nakia Bahadır'ı kim oynayacak? Çekimler çoktan başlamış gibi duruyor ve henüz bir Türk'ün bu rolü oynadığı duyulmadı. Genelde Türk oyuncular veya menajerleri bu tarz şeyleri pek içinde tutamazlar. İnşallah başka bir yola gitmezler. Bana daha çok Nakia'yı tamamen hikayeden çıkartıp sadece Bruno ile olan ilişkisine odaklanacak gibi geldiler. Ayrıca Miss Marvel'ın hayran olduğu Captain Marvel'ın ikinci filminde de rol alacağı açıklandı. Niada Costa'nın yöneteceği filmde WandaVision'da da izleyeceğimiz Monica Rambeau'nun büyümüş hali rolüyle Theon'a Paris'te geri dönecek. Filmin çıkış tarihiyle ilgili bilgi vermediler. Çıkış tarihi açıklanan filmlerden bir diğeri ise uzun süredir bildiğimiz oyuncu kadrosunu göstermekle yetindikleri Eternals oldu. 5 Kasım 2021'de vizyona girecek film hakkında bu aşamada daha fazla şey görmeyi umut ediyordum açıkçası. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Bir süredir bolca set fotoğrafı çıktı. Kek Bishop karakterinin ise Hawkeye'de olacağı yine bu sunumda onaylanan dedikodulardan bir tanesiydi. Kek Bishop'u Hayley Steinfeld canlandıracak. Diziye ayrıca Maya Lopez karakterinin de dahil olacağı açıklandı. Daredevil'ın tavsiyesiyle Avenger'lara katılan bu karakteri Aloka Cox canlandıracak. Karşımıza yine Daredevil çıktı. Bu Charlie Cox'un gerçekten geri döneceğine bir işaret olabilir mi? Yoksa bütün evreni o mu birbirine bağlayacak? Durum bir işaret daha var sırada. Ayrıca işaret olduğu kadar bir yalan da. Başlıkta belirttiğim yalan. Tatiana Maslani'nin Şii halk olacağı epey konuşulmuş hatta resmi olarak açıklanmıştı. Daha sonra Maslani yo öyle bir şey yok herhalde bir yanlışlık oldu demiş. Marvel ise cevap vermemişti ve kendisine yakın gazetecilere bir yanlışlık olduğunu söylemişti. Bu etkinlikte ise Maslani'nin Şii halk rolüyle tekrar karşımızda olacağı resmileşti. Ben çok sinirlendim bu olaya açıkçası. Bu kadar basit bir yalan söylenmesine. Hevesim kursağımda kalmıştı çünkü Tatiana Maslani harika bir oyuncu. Sadece o değil Incredible Hulk'ta Abomination olarak gördüğümüz Tim Roth ve halkın ta kendisi Mark Ruffalo da bu Disney dizisinde kendisine yer bulacak. İşte tam bu noktada Daredevil'ın geri dönebileceğini gösteren bir başka ifade daha duyuyoruz. Feige diyor ki Jennifer Walters yani She-Hulk özellikle süper kahraman odaklı bir avukat olduğu için dizide kimi göreceğiniz belli olmaz. Buradan iki şey çıkartıyorum ben. Daredevil ve son filmde avukata ihtiyacı belli olan Spider-Man. Tabi böyle bir ihtimal olursa Daredevil'ın Örümcek Adam filminde olmayacağını ve yerine Tatiana Maslany geçeceği daha mantıklı bir teori olabilir. Sonuçta neden dizisi gelecek bir avukat yerine dizisi çoktan bitmiş bir avukat örümcek adamı savunsun? Kısa kısa cümlelerle geçiştirilen işlerden bir diğeri de çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bir süper kahraman olan Moon Knight oldu. Indiana Jones tarzı bir hikaye izleyeceğimiz söylenen dizinin Mısır'da geçeceği de verilen bilgiler arasında. Şimdi geçelim Marvel'ın nasıl yapacağını anlayamadığım bir diziye Secret Invasion. Nick Fury ile Samuel L. Jackson, Captain Marvel filminde Talos adlı Skrull'u canlandıran ben Mendelsohn ile birlikte başrolü paylaşacak bu dizide. Normalde Secret Invasion çizgi romanı Skrull ırkının başta süper kahramanları olmak üzere herkesin yerine geçerek dünyayı ele geçirmeye çalışmasını anlatıyor. Ama Captain Marvel filminde onları mülteci olarak görmüştük. Mülteciden düşmana nasıl geçiş yapacaklar göreceğiz. Bu dizinin yapılması için çok süper kahraman gerekiyor. Ama muhtemelen biz daha çok hükümet tarafını izleyeceğiz. Iron Man artık yok ama bu uçan bir zırh göremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Iron Man'in zırhından ters mühendislik ile kendisine de bir tane yapmayı başaran Riri Williams'ın hikayesini anlatan Iron Ironheart sırada. Dominic Thorne da Ironheart'ı canlandıracak. İlginç bir şekilde Armor Wars da dizi olarak Disney Plus'ta yerini alacak. İlginç diyorum çünkü bu dizide Iron Man zırhlarının teknolojisini kullananlar ile yapılan mücadele anlatılıyor. Bu dizide de Iron Man değil de War Machine rolüyle bildiğimiz Don Cheadle yer alacak. Dürüst olmak gerekirse Hawkeye dizisi şu an gözüme daha çok ilgi çekici geldi. Duyurulan il ilginç işlerden biri ise The Guardians of the Galaxy için yapılacak Holiday Special oldu. Yani bir bayram özel işi. James Gunn'ın yazıp yöneteceği ve muhtemelen makara kukara dolu olacak ve bir sonraki Guardians of the Galaxy filmi ile aynı anda çekilip ondan önceki Noel'de yayınlanacak. O da 2022 aralığı demek. Çünkü Guardians of the Galaxy 2023'te gelecek. Guardians of the Galaxy'den bahsetmişken herkesin çok sevdiği Bebek Groot'ta I Am Groot isimli kısa filmlerden oluşan serisiyle Disney Plus'ta kendisine yer bulacak. Etkinliğin en bomba haberlerinden biri ise daha önce yine yarım ağızla yok ya öyle şeyler keh keh denen Christian Bale'in Thor Love and Thunder'da Gord the God Butcher'ı canlandıracak olması oldu. Ah bu ufak yalanlar. Muhtemelen Asgard'ın yerini öğrenmek isteyen Gord ile Thor'un mücadelesini izleyeceğiz. Tabi Christian Bale'in yüzü belli olmayan bir karakteri oynaması beni pek de sevindirmedi. Filmin planlanan çıkış tarihi 6 Mayıs 2022. Henüz Blade filmiyle ilgili neredeyse bir gelişme olmadığı da tekrar Elimizde şimdilik tek kesin şey Mahershala Ali'nin Blade rolünde olacağı. Sürekli Twitter'dan Marvel'a yürüyen Wesley Snipes'ın gözleri hala yaşlı. Ayrıca gelmeyebileceği de iddia edilen 3. Ant-Man filminin ismini öğrendik. Gelmeyeceği düşünülen bir film için iddialı. Ant-Man and the Wasp, Quantumania isimli filmde bütün kadro geri dönecek. Catherine Newton da Ant-Man'in kızı rolünde karşımıza çıkarken filmin kötüsü Jonathan Majors'ın canlandıracağı Kang the Conqueror olacak. Kang'in Thanos'tan sonra onun yerine alabilecek bir kötü adam olduğu konuşuluyordu. Ama bu filmle harcanacak gibi duruyor. Biliyorsunuz Chadwick Boseman'ı bir süre önce kaybettik. Ve Marvel bunun üzerine dedi ki ben Black Panther'ı seçmeyeceğim. Onun yerine başkası oynamayacak. Ama bugün de diyor ki Black Panther 2 resmen devam edecek. Neymiş efendim? Onun yerine oyuncu seçmeyeceklermiş de o evreni keşfedeceklermiş. Bir yalan daha Marvel. Yapma bunu. Disney'in Fox'u almasıyla geleceğe en çok konuşulan benim çocukluğumun en ünlü süper kahramanları da geri dönüyor. Phantom Fantastic Dörtlü ya da Fantastic Four. Filmini de Örümcek Adam filmleriyle tanıdığınız John Watts yönetecek. Dürüst olmak gerekirse eli kolu uzayan, taştan, yanan, görünmez olan süper kahramanların 2020 senesi için pek iyi bir seçim olmadığını düşünüyorum ama başarılı olacak mı göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Açıklanan, fragmanı yayınlanan işlerden hangisini en çok merak ediyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu ufak tefek yalanlar sizi de rahatsız ediyor mu? Disney'den gelen tüm haberler için kafeinsiz artıda yayınlanan bu hafta programında buluşalım. Kartlarda çıktı o kanalda. Daha fazla video için katıla tıklayarak bize maddi destek sağlayabilirsiniz. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.